5'i her biri 1 bölü 2 büyüklüğünde parçalara bölersek, elimizde kaç tane parça olur? Bu soru aslında 5 bölü 1 bölü 2 kaçtır sorusuyla aynı şeyi soruyor. Bize yardımcı olması için şöyle bir de çizim vermişler. Şimdi, videoyu durdurun ve cevabı önce kendiniz bulmayı deneyin. 5'i her biri 1 bölü 2 büyüklüğünde olan parçalara ayırırsak, kaç parça elde ederiz? Şimdi gelin bunu beraber bulmaya çalışalım. Buradaki sayı doğrusu 0'dan 5'e kadar gidiyor. Ve fark ettiyseniz bunu her biri 1 bölü 2'ye denk gelecek şekilde parçalara bölmüşler. Mesela parçalardan biri bu. İşte bu 1 bölü 2'lik bir parça. Peki 1 bölü 2'lik bu parçalardan kaç tanesini bir araya getirirsek 5 elde ederiz? 1 bölü 2'lik parçalardan 2 tanesi bir araya gelince bir bütün oluyor ve toplam 5 tane bütünümüz varmış. Demek ki 5 çarpı 2 yani 10 olmalı. Bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane 1 bölü 2'lik parçayla 5 tane bütün elde ediyoruz. O zaman bu işlem 10'a eşittir diyebiliriz. Yani 5'i 1 bölü 2'lik parçalara bölersek ya da 5 tane bütünü 1 bölü 2'lik parçalara ayırırsak elimizde toplam 10 tane parça olur. Bir örnek daha yapalım. Yine benzer bir sorumuz var. Bu sefer şöyle sorulmuş. 3 tane bütünü 1 bölü 6'lık parçalara ayırırsak kaç tane parça elde ederiz? Yine videoyu durdurun ve soruyu biraz düşünüp kendiniz çözmeyi deneyin. Aşağıda verilen şu görseller bize soruyla ilgili epey yardımcı oluyor. 3 tane bütün denmişti. Ve işte burada da 1, 2, 3 tane bütün var. Ayrıca bunların her biri bütünün 1 bölü 6'sı kadarlık parçalara bölünmüş haldeler. Burası 1 bölü 6'lık bir parça, burası da, burası da. Ve işte bunların tamamı 1 bölü 6'lık parçalar. Bütünün tamamına bakarsak, burada 6 tane 1 bölü 6'lık parça olduğunu görürüz. 3 bütünün hepsine baktığımızdaysa, toplam parça sayısı 6, 12, 18 eder. Eğer isterseniz parçaları tek tek de sayabilirsiniz ama şöyle düşündüğünüzde de gayet mantıklı. 3 tane bütünü 6'şar parçaya bölerseniz, mesela bu parçalardan biri ve 1 bölü 6'ya eşit. Bu durumda bu bütünlerden her biri 6 tane 1 bölü 6'lık parça içeriyor. Yani 3 tane bütün toplamda 3 çarpı 6 tane 1 bölü 6'lık parça içermeli ki o da 18 tane 1 bölü 6'lık parça demek. Evet işte bu kadar.